Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yeni bir Altın Rehber programıyla yine karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk, sizler için çok özel röportajlar yaptık. Ayrıca iş dünyasında rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle hemen başlayalım. İstanbul'un trafiğini büyük ölçüde yer altına indirecek tünel projelerinin detayları ortaya çıktı. Buna göre 2019'a kadar 98 kilometre uzunluğundaki 17 tünel projesi hizmete alınacak. 2019 sonrası ise 47 kilometre uzunluğundaki 11 tünelin tamamlanmasıyla 2023'e kadar İstanbul'un altına 145 kilometre yeni yol inşa edilecek. Yalova'da yıkılan binaların atıkları hazır beton sektöründe kullanılarak Türk ekonomisine katkı sağlayacak. Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürü Osman Ulukaya, inşaat yıkıntı atıklarının hazır beton sektöründe yeniden kullanılması adlı ARGE projesini yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi. Ulukaya, proje kapsamında özellikle kentsel dönüşüm kapsamında ortaya çıkan yıkıntı atıklarından geri dönüşümle yeniden petrol elde etmek üzere çalıştıklarını belirtti. Doyurucu ve lezzetli, çok özel menülerin yer aldığı Handmade Burger'deyiz. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kadıköy'de devam ediyor. Yalnız bir farkla devam ediyor. Bu güzel lezzetlerle birlikte şu anda Kadıköy'de Handmade Burger'dayız. Ve işletmemizin sahibi Sayın Tamer Akay ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi diyelim, iyi olsun. Normal, sıradan bir gün. Hazırlandık, müşterilerimizi bekliyoruz. Tabii çok güzel lezzetlerimizle birlikte bekliyoruz, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Dillere destan diyeceğim artık. Lezzetlerimiz mevcut. Her gün itinayla hazırlıyoruz bunları, günlük. Özellikle en çok talep edilen ürünlerden bir tanesi de hamburgerimiz. Aynen. Peki lezzetin sırrı nedir? Lezzetin sırrı aslında çok banal, çok klasik olabilir ama sevgiyle hazırlıyoruz. Paranın satın alabileceği en iyi malzemeyi satın alıyoruz. Ustalığımızı katıyoruz, sevgimizi katıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Çok basit bir sır yani. Alim olmaya gerek yok. Değil mi? Ama tabii çok, gerçekten çok yoğun talep ediliyor. Bunun sebebi de lezzet. Muhakkak lezzet. Ve aynı zamanda da çok farklı ürünün olması. Tabii, değil mi? Tabii ki. Ürün yelpazenin geniş olması çok büyük bir etken. Dediğim gibi taze olarak hazırlandığından dolayı uğraş veriliyor. Sürekli kontrol altında ürünlerimiz. Mümkün olduğu kadar da görseline önem veriyoruz. Ama en önemlisi servisimiz. Servisimiz mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şekeri düşük insan yemeğini beklemeyi sevmez. Bunu bildiğimizden dolayı da en hızlı şekilde, en lezzetli şekilde hazırlayıp hemen masaya sunmak istiyoruz biz. Benim aynı zamanda tabii burada güzel lezzetlerimiz var ama dünden bugüne bir hikayesi de var bu lezzetlerin buraya geliş noktasında. Öyle değil mi? Ya tabii ki hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Bir birikim sonucunda meydana gelir tecrübeyle. Aile mesleği, annem babam bu işi yapıyorlardı. Bundan 35 belki 40 sene önce yurt dışında İsveç'te. Emekli olduktan sonra tabii ara verdiler. Biz de hani hem baba mesleği yani mesleği yaparız diye böyle bir olaya giriştik. Ailemizden de çok büyük destek aldık aslında. Onların desteği, onların tecrübeleri, onların birikimleri, şahsi birikimlerimizi bir araya getirip mekanımızı kurduk. O gün bugündür de yaklaşık 5 sene oldu mekanımızı açalı. Hala devam ediyoruz. Ailemiz gelip lezzetleri kontrol ediyorlar her zaman için. Hatta hala tavsiyelerde bulunabiliyorlar. Onlara tavsiyeler bizim için çok önemli tabii ki. Kesinlikle hala destek veriyorlar tabii size ki, değil tabii mi? Tabii ki. Annem her zaman gelir, ters bir şey gördüğü zaman hemen bu olmamış. Bunu değiştirin hemen diye hemen ikazını yapar. Hemen ikazını yapar. Son olarak tüm Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hamburger deyip fast food olarak düşünmeyin. Hamburger artık bildiğiniz iltinayla hazırlanan,
artık butik hale gelmiş. Zincirleri unutun tamamen. Bizler buna yeni bir anlayış getirdik. Özenle yapıyoruz, özenle. Bu artık içinde kimyasal olanlar değil, tamamen saf malzemeden üretilen. Lezzetlidir, güzeldir ve sağlıklıdır. Evet, her şeyin fazlası zarar, bunun da fazlası zarar ama azıyla yetindiğiniz sürece hem sağlıklı bir gıda tüketmiş olacaksınız, hem de hoşunuza gideceğine ben zaten eminim. Evet sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Taksim'de çok özel bir mekana konuk olduk, izliyoruz. Merhaba Tahir Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Hoş bulduk, çok iyiyiz, çok sağ olun. Şimdi tabii ki lezzetlerimiz var. Birbirinden nefis, enfes tatlar var. Onları anlatacağız, onlara geleceğiz ama öncelikle mekanı tanıyarak başlayalım. Ne dersiniz? Ya burayı yaklaşık 4-5 ay boyunca yeni restorasyon geçirip, yeni dekorasyon yapıp eski Mihrimah Sultan'ı Baybahçe olarak değiştirdik. Amacımız burada İtalyan ve dünya mutfağı, İtalyan mutfağı, dünya mutfağı ve kafe olarak işleyen, aynı zamanda pub olarak açılan bir mekan. Gündüzleri kafe olarak, geceleyin biraz daha kafe restoran olarak, pub olarak ağırlıkta gidin. Bir de biz etkinlik yapıyoruz. Her hafta sonları işte özel konuklarımız oluyor. Onlar gelip müzik çalıyorlar. Böyle gidiyoruz. Evet. Burası çok kaliteli ve çok nezih bir mekan. Bu anlamda tabii ki ailelerin de rahatlıkla gelebildiği ender mekanlardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani isteyen aileler çocuklarıyla buraya gelip yemek yiyorlar. Çocuklar eğleniyor. Burada zaten Tarhan Koleji var. Onun tüm üyeleri hemen hemen hepsi herkes gündüz uğruyor. Ondan sonra akşamleyin de biraz daha gençlerin, beyaz yaka gençlerin, ondan sonra çevrede çalışan gençlerin, üniversite öğrencilerin ya da iş sahiplerinin uğradığı, akşam üzeri yemek yediği ve akşamları eğlendikleri bir yer yaptık yani. Memnunuz. Evet, aslında her kitleye hitap edebilen bir mekan. Evet. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Bu anlamda tabii ki sevgili izleyicilerimiz de İstiklal Caddesi'ne geldiklerinde de Kumbaracı yokuşu. Kumbaracı yokuşu burası. Meşhur burası, Tophane'ye bağlanan İstiklal'in üzerinde Kumbaracı yokuşu. Konum itibariyle de çok her yere yakın, evet. İnsanların rahatlıkla bulabileceği yerlerden bir tanesi. Evet ve çok güzel gizli kalmış bir bahçe. Yaklaşık uzun giriş katında ve yüksek kodlu bir bahçe. Giren herkes şaşırıyor zaten, böyle bir bahçe olduğunu bilmiyorlar. Güzel bir yer yani, memnunuz. Evet, gerçekten de çok güzel. Tabii sadece bir bu mekanla kalmadık. Bununla ilgili birçok yerde de yine mekanımız var değil evet, mi? Evet, eskiciler var. İşte Ritim, Eskici, Nan Şişhane, Türk-Alman Kitabevi Kafe. Burada bu civarda bir sürü bize ait olan işletmeler var. Farklı konseptlerde. İşte burasının da konsepti evet, tamamen hepsi, farklı. Hepsi farklı. Hepsi birbirinden farklı. Bağımsız birbirinden ama birbirine yakın. İşte biraz vintage, biraz modern karışımı olan yerler var. Bazıları işte pub olan yerler var, kahveci olan yerler var, bar olan yerler var. Burası da farklı bir yer yaptık yani. Aslında farklı konseptlerde mekanlar yaratarak her kitleye hitap etmek evet, adınaydı zannediyorum değil mi? Evet, yani ihtiyaç, neye ihtiyaç olduğuna göre hareket ediyoruz. Biz de mutlu oluyoruz insanlar gelip bizi ziyaret ettikleri. Kaliteli hizmetinizle evet, birlikte müşteri memnuniyetini aynen, sağlıyorsunuz. Aynen. Bu da memnuniyeti olarak size geri dönüyor. Aynen. Tabii çalışmalarımız devam edecek. Projeler var mı? Düşünceler neler? Şu anda burayı açtık. Geçen ay Tower Pub diye bir yer açtık Galata Kulesi'nde. Buraya yoğunlaşıyoruz. Şimdilik memnunuz zaten. Yeteri kadar işletme var zaten. Şimdilik böyle iyi gidiyoruz. İnşallah devam edecek bununla birlikte. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani memlekette barış, huzur, onun dışında sağlık, onun dışında bir şey beklemem. Yani huzur olsun, barış olsun, sağlık olsun, herkes mutlu olsun. Tekrar teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Çam Hızı'yla Esenyurt'ta devam ediyor. Şimdiki durağımız ise inşaat sektöründe bir marka ismi.
Altun İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Fahri Altun ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Fahri Altun, Altun Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyiz. Şimdi tabii ki Altun İnşaat olarak özellikle Esenyurt'ta çok iyi bilinen bir marka ve bununla ilgili markalaşma süreci ve daha birçok konuya dair sizinle sohbetimiz başlayacak ama öncelikle sizi biraz tanıyarak başlayalım. Fahri Altun kimdir? Fahri Altun, evliyim. 4 tane kızım var, elini öper. Altun Yapı'da yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda Anadolu yakasında Sun Vision AŞ fabrikamız var. Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Orada da 450-500 tane çalışanımız var. Bunun yanında sosyal proje olarak Yükselen Ay Yıldız okulumuz var. 350 tane sakatlara eğitim veriyoruz. Sakat çocuklarımızı yetiştiriyoruz. O okulumuz var. Sosyal proje olarak yine 1000 tane çocuğa eğitim verecek okulumuzu yaptık. 24 derslik ve bu okulumuzu bitirerek devletimize teslim ettik. Ve tabii ki Fahri Altun olarak birçok başarıya imza attık. Peki nasıl başladı bu hikaye? Önce tekstilden başladık. Tekstilden bir Sunjut fabrikasında tekstil olarak başlayarak fabrikayla ortaklığımız oldu. Ortaklığımızı büyüterek sonra kendi başımıza ihracata başladık. Bunun yanında da inşaata girdik ve inşaata Allah'a şükür iyi bir yol katlettik. Yani bunun sırrı doğru, güvenilir ve dürüst çalışmak. Başka bir sırrı yok. Çok çalışmak değil. Doğru ve güvenilir olmak yetiyordur. Evet, özellikle inşaat sektöründe güven olgusu çok önemli. Peki siz bu güven olgusunu nasıl sağladınız? Tamamen doğal olmak. Ne konuşuyorsak o konuştuğumuzdan arkasında durduk. Yaklaşık burada 420 konut var. Bu 420 konutu biz başlarken makette satmaya başladık. Ve güvenle sattık, protokolle. Daha sonra tapularımızı aldık ve bütün daire sakinleri hem zamanında hem de tapularını teslim ettik. Tabii bu ayrı bir gurur vericidir. Sözünde durmak, insanları mutlu etmek. Taksitle insanlara ev sahibi etmek, bu da ayrı bir keyif vericidir. Tabii hem gurur kaynağı aynı zamanda da manevi bir has. Öyle değil mi? Kesinlikle. Hani güzel bir söz var. Ev yapana, evlenene Allah yardım ediyor. Tabii bunun da yanında duasını almak ayrı bir insana gurur kaynağı. Ve onların o mutlu halini görmek çok büyük bir keyif. Öyle değil mi? Kesinlikle. Mesela bizim Almira Rezis'a yaklaşık diyebilirim 20-25 tane evlilik oldu. Bu evliliğe bizi davet ettiler. Hem onların evliliğine, mutluluğuna renk kattık. O arada espriler yapıldı. İşte bizi ev sahibi eden ve bizi evlendiren Altun Yapı olarak hem evlendiren hem ev sahibi eden iki gururlu bir anda yaşadık. O da tabii bir gurur verici. Bu mutluluğu da her şey para değil. Bu mutluluğu o insanlara paylaştıkça bu keyfi zaten yaşamış oluyorsun. Evet, yaptığımız projelere gelirsek tabii çok güzel bir site aynı zamanda Almira Residence. Doğal olarak Altun İnşaat olarak hizmet veriyoruz. Binalar yapıyoruz. Yaşanılan alanlar sunuyoruz halkımıza ama tabii bu anlamda özellikleri de çok önemli. Bu özellikleri gelin siz ve sevgili izleyicilerimizle birlikte izleyelim. Ne dersiniz? Tabii memnuniyetle.
Evet sevgili izleyiciler, şimdi de satışlarla ilgili bilgiyi almak üzere satış müdürümüz Esma Hanım'ın yanındayız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, iyi. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi satışlarla ilgili bilgiyi alacağız. Tabii ki bununla ilgili işte satışların nasıl gittiğiyle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız. Evet. Buyurun. Projemiz öncelikle biliyorsunuz ki lokasyon olarak çok iyi bir yerdeyiz. Yani E5'e yakın oluşumuz, yine metrobüse yakın oluşumuz bizim en büyük avantajımız. Projenin genel detayları hakkında zaten önceden bilgi edinmiştiniz. Yine ben ufak da olsa değinmek istiyorum. Buyurun. 3 bloktan oluşuyor. Rezidans özellikli ve akıllı ev sistemi, özellikle bunu belirtelim. Evet. Akıllı ev sistemli yapılmış bir projedir. Projemizde birçok daire seçeneklerimiz var. 2+1, 3+1, 4+1 çok fazla. Genellikle ailelere hitap açısından bu daire tiplerini projede fazla tuttuk. Yine bununla birlikte ortak alanlarımız var. Otoparkıdır, havuz, fitness, hamam, sauna bunlar mevcut. Yine çocuk oyun aktivite yerleri var. Bölge olarak da zaten en çok tercih edilen projelerden biriyiz ki satışlarımızdan da zaten bu belli oluyor. Evet, çok yoğun talep ediliyor. Tabii sunduğunuz olanaklarla ilgili bu da. O yüzden çok fazla talep ediliyor. Onun haricinde tabii burada özellikle yatırımcılar sizlere nasıl ulaşıyor onu da öğrenelim. Buyurun. Biz açık konuşmak gerekirse projemizdeki satışlarımızı hep böyle vesile olarak, yani bir alan diğer bir tanıdığını getirerek satışlarımızı yaptık. Tercih ediliyoruz çünkü beğenilen bir proje. Onun akabinde yine tabii ki reklam çalışmalarımız oluyor. İnternet üzerinden bize ulaşanlar oluyor. Yine kapıdan diye hitap ettiğimiz gelen müşterilerimiz var. Onlar sayesinde çok şükür satışlarımızın çoğunu tamamladık zaten. Evet. Projemizde hali hazırda ve oturanlar gayet de memnunlar. Tabii ki projeler devam edecek, değil mi? Muhakkak tabii ki altın yapı olarak projelerimize devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şu anda örnek dairelerin birindeyiz, numune dairelerin ve gerçekten çok güzel bir tasarım harikası. Öncelikle burası akıllı. Akıllı ev. Değil mi? Akıllı ev dediğimiz ve daha birçok farklı özelliği var. Bunlar neler? Öncelikle Serap Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Altın yapı olarak bölgede ilk akıllı evi biz yaptık. Akıllı evin içerisinde neler var kısaca özetlersem. Dışarıdan internete girerek evin sıcaklığını ayarlayabiliyorsun, ocağını yakabiliyorsun, derecesini ayarlayabiliyorsun veya internet üzerine girip kamerayla evin içerisini izleyebiliyorsun güvenlik amaçlı. Onun dışında işte örneğin ocağını yakıp yemeğini ısıtabiliyorsun. Bütün bu detayları dışarıdayken veya tatildeyken yapabiliyorsunuz bu özelliğe sahip. Tatildeyken gözleri arkada kalmayacak. Bu anlamda her türlü konfor da burada mevcut. Ve tabii ki kullanılan malzemeler de birinci sınıf malzemeler, öyle değil mi? Kesinlikle. Bizim bütün kullandığımız malzemeler TS markalı ve birinci kaliteli markalı ürünler. Aynı zamanda yine tatildeyken ona bir ekleme yapayım. Evin içerisinde insan varmış görüntüsü vererek ışığını açabilirsin, perdesini açabilirsin, eve güneş girsin, bundan da faydalanabilirler. Evet. Özellikle olarak. Burası Almira Residence, öyle değil mi? Evet, altın yapı Almira Residence. Burada yaklaşık 407 konutumuz var. Bu 407 konutun 300 tane tapusunu, 2 bloğun tapularını aldık. Alıcılarımıza teslim ettik ve şu anda devam eden bir inşaatımız var. Onu da inşallah bu yıl sonunda tapuları alıp herkesin evinde teslim edeceğiz.
Evet, şu an bulunduğumuz evde 3 artı 1. Bununla ilgili de tabii ki 2 artı 1'lerimiz de var, 1 artı 1'lerimiz de var, öyle değil mi? Evet, bizde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 mevcut. Yalnız burası bir aile sitesi, 1 artı 1 ağırlıklı yok bizde. Genelde 2 artı 1 ve 3 artı 1 ağırlıklı sitemizde daire mevcut. Evet. Konum itibariyle ulaşıma da çok kolay, herkesin rahatlıkla gelebileceği bir yer burası. Öyle değil mi? Konumundan biraz bahsedebilir miyiz? Kesinlikle dediğiniz doğru. Metrobüse 3 dakika. Metro da yakında geliyor. Metro hemen Turgut Reis'in önündeki durakta. Orada da 1 dakika. Hem toplu ulaşıma, hem E5'e, hem E6'ya yakın olan bir bölgedeyiz. Evet. Bu konuda şanslıyız. Evet, şimdi özellikle yatırımcılar merak ediyorlardır. Şimdi biz evi alacağız ama bize ne gibi avantajlar sağlayacaklar, ne gibi kolaylıklar sağlayacaklar diye. Yani bu evde oturan ve bu sitede kiralayan, işte iki tane yakın okulumuz var ve çocuğu servissiz okula bırakabilir. Camimiz yakın, yürüyerek camiye gidip ibadetini yapabilirler. Bunu yakında, hastaneleri yakın. Benim bu dediklerim hep yürüyerek gidebilecek noktada. Aynı zamanda bir de TÜYAP fuarı da yakın. TÜYAP fuarı yaklaşık 1 kilometre ileride. Hem TÜYAP'a kiralama açısında, hem gezme açısında yakın bir konumdadır. Evet, burası da Esenyurt diye geçiyor, öyle değil mi? Daha önce bölge olarak Beylikdüzü'ne bağlıydı ama bu son dönemde komple bu Kıraç ve bu Beylikdüzü'nün yolun bu tarafı bütün bölge Esenyurt'a bağlandı. Ama artık Esenyurt eski Esenyurt değil, gelişmiş İstanbul'da diyebilirim en iyi noktaların arasında olan bir bölge. Evet sevgili izleyiciler, hep birlikte izledik tabii ki sizinle birlikte. Şimdi tabii ki hali hazırda devam eden projelerimiz var. Az önce gördüğümüz tüm görüntülerin hepsi bitmiş olan projelerimizdi. Ama projeler devam ediyor. Evet. Değil mi? Bunlar evet. Neler? Almira Residence projemiz 2 bloğu bitirdik. Yaklaşık 300 daire biz satın alan müşterimize teslim ettik. Bunun yanında devam eden projemiz 156 daire bir konutumuz var. Bu da yıl sonunda bitiyor. Onu da alıcılarımıza teslim edeceğiz. Ve şu anda toprakta başlayan Gold Star projemiz var. O da devam ediyor. İnşallah 2017 sonunda onu da bitirip alıcılarımıza teslim edeceğiz. Bunun yanında Gold Star projemizden sonra Bakırköy'de bir projemiz başlayacak. Onu da henüz yeni açıklıyoruz. Orada da 350 konut olacak. O da devam eden projelerimizin arasında durmak yok, yola devam. Peki, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz ve bu güzel sohbet için. Son olarak hem Türkiye'den hem Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yatırım amaçlı hakikaten Esenyurt bölgesi iyi bir bölge, ekonomik bir bölge. Bu bölgeyi tercih etsinler. İşte bir sene önce bu bölgede daire 300 lira alan bir alıcı şu anda dairesini 400-500'e satıyor. Doğru bir yatırım bu bölgede var. İstanbul içerisi biraz daha fiyat olarak doymuş diyebilirim. Ama bu bölge daha hem ulaşım amaçlı daha iyi bir noktada. Hem de ekonomik olarak burada daire alırlarsa iyi bir, yani alırken kazanmak lazım. Daha doğrusu kısaca öyle ifade edeyim. Bu bölgeye yatırım yapanlar çok kazandılar. Ve bu bölgeye yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok teşekkürler, tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.
İstanbul'da Metro Garden alışveriş merkezinin ikinci katında yer alan Altın Makas'a konuk olduk. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Dudullu'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise butik giyim sektöründe hizmet veren Altın Makas Terzi'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Emre Bakar ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki birçok farklı hizmetimiz var. Onlarla ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Sonrasında da firmamız nasıl oluştu, nasıl gelişti, nasıl bugünlere geldik? İsmim Emre. Altın Makas Terzi'nin işletmeciliğini yapıyorum. Yaklaşık bir 15 yıllık bir geçmişimiz var. Bu meslek dalında 15 yıllık bir geçmişimiz var. İlk Kağıthane Aksis Alışveriş Merkezi'nde açmış olduğumuz yerimizle başladık. Burası ikinci şubemiz. Kısmetse projede iki şubemiz daha var. Biri yine Avrupa yakasında, biri Bursa'da olmak üzere. Bu şekilde markayı ileriye taşımaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Peki şu anda bir marka haline geldi. Tabii. Dudullu da bir marka zaten ama Tabii. Bu marka süreci nasıl gelişti? Bu marka süreci nasıl gelişti? Dediğim gibi... Karşıda açmış olduğumuz, Avrupa yakasında açmış olduğumuz şube ve ondan almış olduğum verimle daha da bir iştahlandırdı bu isim ve şubeleşmeye başladık. Şu anda iki şubemiz var. İki tane de çalışmasını yapmış olduğumuz, kısmetse 2017 baharında açacağımız iki tane daha şubemiz var. Bu şekilde yani marka daha da ileriye gidiyor açıkçası. Neler yapıyoruz, biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyicilerimize. Neler yapıyoruz? Ismarlama dikim yapıyoruz kişiye özel, bay, bayan, çocuk giyimde. Ayrıca tadilat yapıyoruz, yenileme yapıyoruz, bakım yapıyoruz. Ve birçok yerde bulunamayacak mesela deri tadilatı bizim saç ayaklarından, mesela sağlam olan ayaklardan bir tanesi. Çünkü her yerde bulamaz müşteri. Yani derinin bakımıydı, işte tadilatıydı, özel dikim deri. Mesela şurada görmüş olduğunuz mont yine bizim kendi dikmiş olduğumuz ürünümüz. Ya Anadolu'muz açıkçası ısmarlama dikim, tadilat. Onun yanında da deri tadilatı ve dikimi. Evet. Ve renk değişimi, işte boyası. Mesela... Özellikle bu mevsimlerde kışa girerken kişiler montlarını yenilerler, ceketlerini yenilerler, renk değişimi yaparlar. O mesela en yoğun olduğumuz dönemlerden bir tanesi. Mesela beyaz bir deriyi bu senede siyah kullanmak istiyorum diyor müşterimiz. Getiriyor, biz de o hizmeti veriyoruz ona. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Yeni sezon tekstil aksesuar modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Aydın Aksesuar'dayız. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Merter'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise aksesuar sektörüne yönelik hizmet veren, kendi dalında seçkin firmalardan olan AYD Aksesuar'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Gökhan Aydın ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz siz. Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi aksesuarda moda var mıdır? Neler moda, neler trend, bunların hepsini birazdan konuşacağız. Ama öncelikle AYD tekstili, AYD aksesuarı biraz tanıyarak başlayalım. Buyurun. 19 yıllık bir geçmişe sahip Aydın Aksesuar, AYD Aksesuar. 10 küsür senedir ithalat destekli yapıyoruz. İç piyasayla çalışıyoruz aynı şekilde. Gündemi yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii modayı da takip ediyoruz değil mi? Tabii ki, tabii ki. Peki aksesuarda moda var mıdır? Var, olmaz olur mu? Var. Her sene özellikle biliyorsunuz İtalya bu konuda çok iyi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla İtalya'yı takip edip oradaki tarzları Türkiye'ye yansıtmaya çalışıyoruz. Ve ürünlerimiz gerçekten çok farklı ve birçok ürün gamımız var. Öyle değil mi? Var var. Yani şöyle söyleyebilirim. Düğme grubunda 3000'e yakın düğme çeşidimiz var. Farklı aksesuarları da katarsak eğer 10.000'in üzerinde bir ürün çeşidimiz var. Peki başarının sırrı sizce nedir? Vallahi çok çalışıyoruz. Yani açıkçası çok çalışıyoruz. Genciz, arkadaşlarımız yani iş arkadaşlarımız, ekibimiz genç, dinamik. Hevesliyiz. İşimize hevesliyiz. O yüzden doğru yolda olduğumuza inanıyoruz.
Daha öncesinde Mercan'daydınız. Mercan'da yerimiz var. Burası Merter 8-10 aylık bir geçmişe sahip. Asıl yerimiz Mercan'da zaten. Merkezimiz de hala Mercan'da. Mercan'da 20 seneye yakındır Mercan'dayız. Yani Merter artık bir mecburiyet oldu diyelim. 8-10 aydır buradayız ve iyi ki de buradayız. Buradaki insanlarla tanışma, ticaret yapma imkanı doğdu en azından bunun sayesinde. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Memnunsunuz bu gidişattan da zannediyorum değil mi? Evet, evet çok şükür. İyi. Çünkü çok fazla talep var ve dediğimiz gibi ürün de çok fazla olunca her ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda. Yurt dışı bayiliklerimiz de var. Yani tabii Gürcistan'da, Rusya'da, Bulgaristan'da, Türkiye genelinde zaten var. Hani onlar uzun süredir devam ediyor. İş ortaklarımız var devam ettiğimiz. Gidişat güzel ya. Evet. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Düşüncelerimiz neler? Yani proje bitmez. Proje her daim var. Yani elimizden geldiği kadarıyla gündemi takip edip, modayı takip edip üzerine koya koya her dönem üstüne biraz daha çeşidimizi ekleye hizmet vermeye devam edeceğiz. Evet, dünyayla entegre olmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizle birlikte ama kaliteli hizmetimizle de aynı zamanda. Tabii ki, tabii ki. Yani zaten güler yüzümüz, verdiğimiz güzel hizmet, kaliteli hizmet sayesinde müşteri talepleri daha da ciddi anlamda artarak devam ediyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkese huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Çok teşekkürler, tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım hangi sektördeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. İknur Moda Evi'ni ziyaret ettik. Çok özel röportaj yaptık. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Ümraniye'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise moda ev sektörüne yönelik hizmet veren İknur Al Moda Evi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibesi Sayın İknur Al ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun, sizleri gördük, daha iyi olduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Tabii burada yaptığınız birçok güzel ürünler var, modeller var. Tabii özellikle dünya evine girecek çiftler çok merak ediyorlardır. Bu bilgileri ama birazdan vereceğiz sevgili hanımlar. Öncelikle firmamızın kuruluşundan biraz bahsedelim. Nasıl oluştu, nasıl gelişti, nerede başladı bu hikaye? Hikaye yaklaşık 2006 yılında başladı. Burası 2006'dan beri var. Tabii ondan öncesi de var bir 5 yıl kadar. Böyle Ümraniye'de yerimiz. Yeni evlenen çiftlere işte güzel istedikleri modellere sunmaya çalışıyoruz. Tabii 15 yıllık bir geçmişe sahip aslında burası. Ve bir bütün olarak tecrübe, deneyim ve aynı zamanda biraz zannediyorum yaratıcılık gerektiren şeyler. Ama bunların hepsi sizde var zaten. Bu anlamda sevgili hanımlarımıza buradan destek veriyoruz. Özellikle modeller ve tasarımlar hakkında burada yapılan çalışmalarda butik hizmet de veriyoruz, öyle değil mi? Butik hizmet veriyoruz. Kendi tasarımlarımızı da yapıyoruz. Müşterilerimizin bize sunduğu önerilere açığız her zaman. Ekibim, ben, güzel birlikte güzel çalışıyoruz. Evet. Tabii buradaki tasarımlar da sizin bünyenizde yapılıyor. Ama tabii örnek veriyorum, çok farklı bir ürün istediklerinde de yine onlara destek veriyoruz sevgili hanımlara, değil mi? Tabii ki birlikte. Eğer fiziği buna müsaitse nasıl olacağını önceden öneriyoruz. Yaklaşık 3-4 prova ile birlikte güzel bir sonuç alıyoruz. Peki çok uçuk bir model istedi hanımefendi geldi ve çok farklı, çok uçuk ve kendisine yakışmayan bir model istedi. Ama çok da fazla, ücret bakımından çok da pahalı. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yapmıyoruz. İnanın Serap Hanım, yapmıyoruz. Yani üzülüyorum, sonra küsüp giden de oldu yani tek tük tabii ki ama yani fiziğinin asla kaldıramayacağı, taşıyamayacağı bir modele olumlu bakmıyoruz biz, müşterimizi kaybetsek de.
Değil mi? Aynen. En önemli şey burada dürüstlük zannediyorum. Ticaretin genelinde dürüstlük düsturu çok önemli. Sonuç var, aynen. Sonuç çok önemli. O fizikte o modelin güzel sonuç vermeyeceğini sonrasını düşünerek çok sıcak bakmıyoruz kaybedecek de müşteriyi. Evet. Şimdi gelelim modellerimize. Bu yılın moda renkleri neler? Trend modeller neler? Yani renkli olarak nişanlık çok ön planda. Son 2-3 yıldır nişanlıkta çok çalışıyoruz. Açık maviler, somon, lila bunlar bu sene çok moda. Gelinlikte de tesettür ağırlıkta çalışıyoruz daha çok. Böyle 3 boyutlu dantellerimiz çok moda. Çiçek çiçek olanlar bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bütün genç kızlarımızı, evlilik hazırlığında olan genç kızlarımızı bekliyoruz mağazamıza inşallah. Onları çok seviyoruz. En güzel kadromuzla birlikte en güzel şekilde onlara çok güzel sunumlar sunmak için buradayız inşallah. Bekliyoruz. Bekliyoruz herkese. Çıkın gelin. Çok teşekkürler tekrar, sağ olun. Evet. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım hangi sektördeyiz, buyurun birlikte izleyelim. Kozmetik dermatoloji alanındaki güncel uygulamalar hakkında dermatoloji uzmanı Doktor Kerem Baykal röportajımız var sırada. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Bağdat Caddesi'nde devam ediyor. Ve biz de saça dair ne varsa tüm bilgileri almak üzere Sayın Kerem Baykal'ın yanındayız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki saça dair ne varsa tüm bilgileri sizden alacağız. Ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Kerem Baykal kimdir? Ben Ankara doğumluyum. Daha sonra Gülhane Asker Tıp Akademisi'ni bitirdim. Ve uzun yıllardır da Bağdat Caddesi'nde hastalarıma hizmet vermekteyim. Artık kendi kliniğimde bu hizmete devam etmekteyim. Evet. Öncelikle tabii ki saça dair ne varsa dedik. Ve bu anlamda şu anda burada ne tür hizmetler veriyoruz? Onları sizden alalım lütfen. Başta saç tedavilerin hepsi, yani saç mezoterapisi, saç PRP'si, saç ekimi olmak üzere kozmetik dermatolojinin tüm alanında hizmet vermekteyiz. Botokslar, dolgular, ameliyatsız yüz gelme işlemleri, fokus ultrason, dermapen, dermatolojik muayeneler, aklımıza ne gelirse kliniğimizde kozmetik dermatolojiye dair hizmet vermekteyiz. Evet, 15 yıllık bir geçmişe sahipsiniz. Özellikle Ankara'da, tabii Ankaralı müşterileriniz çok iyi biliyorlar sizi ama 15 yıldır şu anda İstanbul'dasınız. Bu anlamda özellikle sağlık sektöründe güven olgusu çok çok önemli. Bu güven olgusunu siz nasıl sağladınız peki? Ya doğru tedavileri doğru yaklaşımlarla, doğru cihazlarla hastalarımıza verdiğimizde bu güven oluşuyor. Ve biz de bundan hiç ödün vermiyoruz. Her zaman en son teknolojiler, doğru tedaviler, bu yaklaşımla hastalarımıza hizmet veriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Saçlarına ve ciltlerine her türlü önemi vermelerini tavsiye ederim. Tekrar teşekkürler, sağ olun. Teşekkür. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Uzman doktorumuz operatör doktor Şamil Bezirgan'a konuk olduk ve merak edilenleri sorduk. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız ise Aksaray. Aksaray'da ortopedi sektöründe, sağlık sektöründe hizmet veren ortopedik ve travmatoloji uzmanımız Sayın Operatör Doktor Şamil Bezirgan ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, izninizle hocam diyeceğim size. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Özellikle son günlerde dizlerimizde çok büyük problemler var yaşa bağlı olarak. Bununla ilgili çok yeni tedavi yöntemleri geliştirildi. Bunlardan bir tanesini siz uyguluyorsunuz burada. Neler yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi bildiğimiz gibi belli bir yaştan sonra kireçlenme şikayetleri başlıyor. Kireçlenme de halk arasındaki anılması gereken şudur. Kıkırdağın aşınmasıdır. İki kemik arasındaki olan kıkırdak aşınınca kemik kemiğe sürtmeye başlıyor. Dolayısıyla
Ağrılar, hareket kısıtlığı, merdiven çıkıp inmede zorlanma, gece ağrıları başlıyor. Bu sefer tabii geç kalan hastalarda ta ki kemik kemiğe geliyor, o zaman proteze geçiyoruz. Ama erken dönemde gelen hastalarda kireçlenme derecesi, yani kıkırdağın yıpranması daha başlangıcındaysa ya da orta derecedeyse, bunlara yapacağımız uygulamalar farklıdır. O da şudur: kök hücre tedavisi. Kök hücre ile birlikte bu dediğimiz iğneler, iğne yapma şeklinde oluyor. Kıkırdağı besliyor. İki tür var. Kandan alıp PRP şeklinde uygulamayı yapıyoruz. Ya da yağ dokusundan, tabii onu lokal anestezi ile göbek bölgesindeki yağ alıp, o yağın içerisindeki kök hücreleri çıkarıp, onun içerisinde biraz da growth hormon dediğimiz bir hormon da var. Sıvı şeklinde enjekte ediyoruz dizin içine. Bunlardan iyi bir sonuç alıyoruz. Orta derecede olan özellikle kireçlenmelerde dizin kıkırdak yıpranmış olan bölgeleri yeniden kıkırdağa kavuşuyor. Dolayısıyla protezi inşallah böyle tedavilerle artık yapmaya gerek kalmayabilir. Onun için ağrısı olanlar erken dönemde gelmelerini tavsiye ederiz. Tabii erken teşhis çok önemli değil mi? Çok önemlidir. Her diz ağrısı da ille kireçlenmeden anlamına gelmiyor. Bir muayenesidir. Tetkik yaparız. Grafisidir, MR'ıdır. Muayene incelemesinden sonra teşhise varırız. Çünkü diz ağrının başka sebepleri de var. İşte menisküs yırtığıdır, bağ yırtıklarıdır. Genelde onlar gençlerde görülür. Ama kireçlenme ile ilgili gördüğümüzde bazen 30'lardan sonra da darbeye düşmeye bağlı olan kireçlenmeler de oluyor. Ya da yaşla ilgili ise 50'den sonra olanlarda böyle bir uygulama yapıyoruz. Ve bunu herkese de tavsiye ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdilik bakalım hangi sektöre uzanıyoruz? Birlikte izleyelim, buyurun. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından önerilen başarılı anne sütü uygulamaları nedeniyle 2006 yılında Bebek Dostu Hastane Ödülünü almış Özel Bilgi Hastanesi'ni ziyaret ettik. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımıza tüm hızıyla Gazi Osman Paşa Küçükköy'de devam ediyoruz ve sağlık sektörüne yönelik hizmet veren Özel Bilgi Hastanesi'ni konuk oluyoruz. Yanımızda başhekimimiz, üroloji uzmanımız, operatör doktor Müşteba Sevilli ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam diyeceğim izninizle size. Şimdi Özel Bilgi Hastanesi'ni tabii ki tanıyacağız burada, uygulamalarla ilgili ve sağlığa dair ne varsa tüm bilgiyi sizden alacağız, ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Müşteba Sevil kimdir? Evet, ben 1963 yılında doğdum. İlk öğretimini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde tıp fakültesini 1991 yılında bitirdim. Arkadan aynı üniversitenin üroloji kliniğinde iç sasa başladım. Ve 96 yılında iç sasımı tamamladıktan sonra önce mecbur hizmetle Doğu'ya gidip orada birkaç yıl hizmet verdikten sonra arkadan da hizmetimi İstanbul'da devam ettiriyorum. Özel bir hastaneye istihdam olduk ve ondan sonra da devam ediyorum burada. Evet, şu anda da hastanemizde tabii ki çok farklı, aynı zamanda teknolojiyi de kullanarak halkın yararına hizmetler veriyoruz. Burada birçok farklı hizmet var. Bunlar neler? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Evet. Hastanemiz esasında bölgemizin en köklü hastanelerinden bir tanesi. 2000 yılında birkaç hekim arkadaşın birlikteliğiyle inşa edilmiş, iftitah edilmiş bir hastane. Başlangıçtan itibaren hemen hemen bütün branşlarda hizmet yürütmüş. Gittikçe hizmet kalitesini artırmış. Bu kaliteyi yakalayabilmek için yüksek teknolojik yatırımlar yapmaya başlamış. Ve hastanemiz şu anda bölgede yüksek teknolojik yatırımları ile iyi hekim kadrosu ile çok kaliteli hizmet vermekte olan bir hastane. Bu hizmetlerimiz içerisinde tabii ki lokomotif branşımız kadın hastalıkları ve doğum üzerinde olmak üzere diğer tüm branşlarda hizmet veriyoruz.
Kardiyovasküler cerrahi dışında tüm branşlarda hekim arkadaşlarımız çalışmakta. Hekim arkadaşlarımız son derece başarılı, güncel tıbbın gereksinimlerini yerine getiren, teknolojiyi yakından takip eden ve teknolojinin daha doğrusu tıptaki teknolojinin tüm gereklerini hastanemizde icra eden arkadaşlardan oluşmakta. İyi bir yeni doğan yoğun bakıma sahibiz. Doğan hastalarımızın, doğum yapan hastalarımızın, yeni doğan çocuklarında en ufak sorun yaşandığında kaliteli bir hizmet üretebiliyoruz. Çok küçük bebekleri yaşatabiliyoruz. Bunun dışında cerrahi branşlardaki arkadaşlarımız beyin cerrahi bölümünde ve ortopedide gerekli işlemleri, gerekli her türlü travmatolojiyi ve onunla beraber elektif cerrahileri yapabiliyorlar. Üroloji olarak ben hizmet üretmekteyim, ben hizmet vermekteyim. Ürolojik olarak son yılların geliştirmiş olan tüm teknolojilerini kullanıyoruz. Perkütan cerrahi yapıyoruz, radikal cerrahi yapıyoruz burada. Her türlü taş ameliyatlarını endoskopik olarak halledebiliyoruz. Bununla beraber erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu hastalığı çok sık görülen bir rahatsızlık. Bunlar için hem medikal tedavi hem bununla beraber yeni dünyada trend bulan ses dalgaları ile damarlanmayı yeniden sağlayan, dolayısıyla erkeklerdeki bu mutsuzluğu ortadan kaldırabilen ve cerrahi yöntem olmayan, yani non-invasif dediğimiz herhangi bir kesi ve ameliyatla veya ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilen bir yöntem bu. Bunu uyguluyoruz hastanemizde. Ağrısız ve sızısız zannediyorum değil mi? Evet, kesinlikle ağrısız ve sızısız. Kısa süreli seanslar yapıyoruz. Haftada 2 veya 3 defa hastalar üzerine ve her defasında 10 dakikalık bir süre içerisinde cinsel organla ses dalgalarını ileterek orada vücudun yeniden yenilenme mekanizmasını faaliyete geçirerek oradaki damarsal problemleri ortadan kaldırmış oluyoruz bu şekilde. Aslında bu uygulamayı da, bu sistemi de Türkiye'ye ilk defa getiren Milli Hastanesi değil mi? Tabii bu çok iddialı olacak ama bu cihazın lokomotifi olan firmadan ilk alan hastane biziz. Evet, gerçekten İstanbul'da 2012 yılında bu cihazı edinmiş olduk. Hasta sayımız çok, iyi bir seri yakaladık. Hastalarımızda başarı oranı yüksek ve devam ediyoruz bu yönde. Evet, aslında sizi başarıya götüren de bu tür yenilikleri takip etmeniz ve tamamen halkın sağlığına dair tüm hizmetleri buraya taşırdınız. O anlamda da markalaşma yolunda da ilerledik. Şu anda bir marka özellikle Gazi Osman Paşa'da, ama sadece burada değil, tüm Türkiye'den, özellikle yurt dışından da birçok hastamız geliyor, öyle değil mi? Evet, işin ilginç yanı Gazi Osman Paşa çok yoğun bir semt ve burada çok hastane sayısı çok fazla ama bölgede iyi tanınan bir hastaneyiz. İstanbul'un değişik yerlerinden, Türkiye'nin değişik vilayetlerinden ve ayrıca yurt dışından ciddi sayıda hastalarımız var. Bu sanırım güven endeksi burada çok önemli. Hastaların birbirlerine refere etmesi hastanemizi, bu konuda faydasını görüyoruz. İyi hizmet üretiyoruz. Aslında sizi başarıya götüren tabii ki hizmetlerimiz, teknolojiyi takip etmeniz ve onları burada uygulamanız, buraya taşımanız, ama aynı zamanda güçlü de bir ekip gerektiriyor. Öyle değil mi? Evet. Kesinlikle. Burada tabii ki bunları başarmamızın temel ögesi hekim arkadaşlarımız. Uzun yıllardır beraber çalıştığımız, bilimsel yönleri çok kuvvetli olan, teknolojiyi çok yakından takip eden arkadaşlarla beraber çalışıyoruz ve başarıya götüren yol bu tabii. Peki, onun haricinde burada yapmak istediğiniz farklı projeleriniz, düşünceleriniz var mı? Tabii, gelişmeyi durdurmak mümkün değil. Zaten sağlık sektörü Türkiye'de her gün gelişen bir sektör ve siz o gelişmeye ayak uydurmanız gerekiyor. Biz de kendimizce hem hastanemizin fizik şartlarını geliştirme yönünde bir takım projelerimiz var ve hem yine de demin üzerinde defalarca vurgu yaptığım gibi yeni teknolojiyi, gelişimleri takip etme yönünde faaliyetlerimiz var ve bunları hastanemize her geçen gün bir yenisini kazandırmaya çalışıyoruz. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Bir kere ben teşekkür ediyorum bize misafir olduğunuz için. İkincisi, hem Türkiye'de yaşayan hem diğer ülkelerdeki hem vatandaşlarımız hem diğer insanlar için söyleyeceğim şey, Türkiye özellikle son 10 yıl içerisinde sağlık alanında ciddi bir atak sergiledi. Hem bilimsel bazda çok ilerideyiz, hem teçhizat ve teknolojik bazda çok ilerideyiz, hem hastalarımızı misafir etme noktasında iyi gelişmeler sağladık. Dolayısıyla dünyanın her yerinden güvenerek huzur içerisinde Türkiye'deki hastaneleri değerlendirip kullanabilirler. Biz de onlardan bir tanesiyiz. 29 Mart 3 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek 6. İstanbul Uluslararası Dans Festivali lansman gecesindeydik. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan İstanbul Dans Festivali'nin lansman gecesindeyiz. Ve muhteşem bir atmosfere sahip olan Binbir Dilek Sarnıcı'ndayız. Yanımda bu güzel festivalin başkanı Kemal Keskin ve koordinatörü Onur Yücel Erik var. Merhabalar Kemal Bey. Bize birazcık da İstanbul Dans Festivali hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. İstanbul Dans Festivali'ni 2011 yılından beri düzenliyoruz. 29 Mart 3 Nisan 2017 tarihlerinde 6.sını gerçekleştireceğiz. Bugün ise burada bu festivalin lansman gecesini düzenliyoruz. Ve festival yaklaşık 80 ülkeden 1 yabancı, 3500 katılımcının yer aldığı, dünya ünlü dans eğitmenleri, işte Avrupa'dan, Amerika'dan, Uzak Doğu'dan gündüzleri ders verdikleri, akşamları ünlü grupların performans sergiledikleri, geceleri de partilerin düzenlendiği bir organizasyon. Peki Onur Bey, bu festivale katılmak isteyenler sizinle nasıl iletişime geçecekler, neler yapmaları gerekiyor? Öncelikle sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirler. Facebook'ta ve Instagram'daki İstanbul Dans Festivali'nden bizleri takip edebilirler. Onun haricinde yine web sitemizden güncel olarak bilet satış fiyatlarını ya da ne zaman açıklayacağını görebilecekler. Yine yaklaşık 22 tane farklı kategoride bilet çeşitlerimiz oluyor. 4 gece 5 gün süren festivalimiz sadece başlangıç seviyeye hiç dansı bilmeyenler olduğu gibi profesyonel dansçıların sadece geceye giriş biletleri olacak şekilde kategorize ediliyor. Buralardan bizi takip edip bilet satış fiyatlarını görebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak? Tantuni'nin dünyada benzeri olmayan sunum şekilleriyle farklı bir konsepte geçmesini sağlayan Tantuni sofrasındayız. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde de Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Tantuni sofrasına konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın ustası Metin Söylemez ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Tabii bu güzel lezzetlerin tadına baktıktan sonra çok daha iyi hissediyorum kendimi. Ne mutlu. Birçok farklı lezzetimiz var ama en önce tantuni. Tabii ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Peki lezzetlerimizde neler var? Biraz anlatın lütfen. Lezzetlerimizde Mersin'in yöresel bir dürümü olduğunu biliyorsunuz. Tantuni dürümümüz, ekmek arası Mersin deyimiyle somunumuz, yoğurtlu yani bizim tabirimizde bizim çıkarttığımız spesiyelimiz İskender, pilav üstü ve tatlı. Tantuni yiyecekseniz tantuni sofrası. Tantuni sofrası yoksa bildiğiniz yer. Peki, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım hangi sektördeyiz? Hayatımız bizim için çok değerli. Özellikle de trafikte uzman sürücü olmak için nelere dikkat etmeliyiz? İzleyelim. Bu işte biz tabii öğretmen olduğumuz için önceliğimiz eğitim. Eğitime önem verdik. Halen önem veriyoruz. Bu işin de eğitimle çözeceğine inanıyoruz. Çünkü sürücü eğitimi Türkiye'de önemli bir iş. Yani bu memlekette yılda 10 bin insan hayatını kaybediyor, 274 bin insan yaralanıyor, 1 milyon 300 bin kaza oluyor, yıllık trilyonlarca lira maddi kaybımız oluyor. Aslında burada ehliyet vermek değil, insanlara sürücü yapmak. Kesinlikle. Öyle değil mi? Tabii. Yani burada trafik bir kültür meselesi. Yani burada biz şimdi son dönemde
bir de trafik adabı dersi eklendi konularımıza. 4 saatlik bir ders. Bu derste trafik adabı öğretiliyor. Yani trafikte saygı, sevgi, hoşgörü, iyi niyet, hüsnü niyet, yardımlaşma, bu konular da öğretiliyor. Kurallarla beraber trafik adabı kuralları da öğretiliyor. Yani bu kültürün temelden çocuklarımıza verilmesi lazım. Hatta biz şunu istiyoruz. Yani bu trafik adabı dersinin bütün 25 milyon sürücüye verilmesini istiyoruz. Yani çünkü geçmişte ehliyet alan kişiler bu eğitimi almadılar. Ama bu eğitime geçmiş sürücülerin de dahil olmasını, bu trafik adabı dersini almalarını istiyoruz. Mecidiyeköy'de Down sendromlu arkadaşlarımızın çalıştığı çok özel bir kafedeyiz. İzliyoruz. Bu noktaya bayağı bir uğraşıyla geldik. Herkes çalışıyor. Bilhassa anneler. Gönüllü anneler. 27-28 tane çocukla başladık biz bu işe. Her gün 5 veya 6 tane çocuk geliyor. Ertesi gün başka bir 5-6 çocuk geliyor. Yalnız şöyle bir şey. Sadece Down sendromlu çocuk yok burada. Down sendromlu, otistik ve mental çocuklarımız bir arada çalışıyorlar. Ve her gün muhakkak 2 tane değişik gönüllü anne gelirler. Onlar ne yaparlar? Çocukları yönlendirirler. Aşçıya yardımcı olurlar. Aşçımız bir harika. Yani gerçekten iftar ediyoruz. Hele şu noktada artık yemeklerimiz ön plana çıkmaya başladı. Çocuklarımız harika. O kadar güzel işler yapıyorlar ki. Biz bu kafayı açtıktan sonra gerek yurt dışından, gerek yurt içinden, gerek Orta Doğu'dan, gerek Avrupa'dan çok ilgi gördük. Buraya gelenler Kanada'dan, Amerika'dan, Kudüs'ten bile gelen var yani. O kadar ilginç bir şey. Fakat ben bir şeye dikkatimi çekti. Bütün dünyada bu eksik. Böyle bir proje eksik. Çocuklara yönelik. Çünkü bu proje direkt olarak sosyal içerikli, korumalı iş yerleri tarif ettiğimiz ve çocuklarımızı topluma alıştıran, artı toplumu aynı zamanda da eğiten bir proje. Dolayısıyla birçok yerde olması gereken bir şey. Sevgili izleyenler, Altın Rehber programının sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.